canlar. Sabahtan beri bu videoyu çekmek için inanın bekliyorum. Şurada inanılmaz müthiş bir güneş vardı bugün. Tabii ki de bu aylarda. Ve sıcak havalar insanın hoşuna gitmiyor değil ama balkonumuz canlarım her iki taraftan da güneş aldığı için burada inanılmaz bir ışık patlıyor. Ben de videoyu bir türlü çekemiyorum. Güneşin geçmesini beklediğim için şu an saat 4.30 civarı. Ama olsun, kahvemi içmek için sizleri bekledim. Şimdi kendime güzel bir Türk kahvesi yaptım. Biraz merdivenlerden çıkarken de döktüm. Ama canım sağ olsun. Bir yudum alayım. Şimdi sizlerle ne videosu çekeceğiz? Bu sene aslında benim çok geç kaldım. Aslında geç kalmış gibi de hissetmiyorum kendimi. Bir türlü o moda giremediğim için çekemediğim bir video. Yani yılbaşı hazırlık videosu. Geçen sene böyle açtım baktım dostlarım çektiğim videoyu. 1 Aralık'ta çekmişim. Böyle heyecanlı heyecanlı Metro Market'e falan gidiyorum. Sen de aslında böyle öncesinde Metro Market'e ben uğradım ama inanın böyle o moda bir türlü giremedim. Ama bence birçok kişi giremedi. Yani hani bu bilmiyorum, ülkecek bence giremedi. Ama sonra şöyle bir karar aldım. Dedim ki motive olmayı bekleme. Sen dedim ağacını kur. Ondan sonra dedim motive oluruz inşallah. Yeni yıl ağacımın kutusunu tam önüme çıkarttım. Burada sizlerle birlikte kuracağız. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz dostlarım? Nasılsınız? Yorumlara yazın, merak ediyorum hepinizi. Böyle bayağıdır günlük vloglara sizlerle dönememiştik. Kardeşimin düğün zamanı, çok fazla düğünle ilgili içerik paylaştığım için. Artık böyle günlük rutinli vloglara döndük. Elimden geldiğince bunları da böyle yine renklendirmeye çalışacağım sizin için. Kendim de çünkü en baştan beri hep söylüyorum. Ne izlemeyi seviyorsam o şekilde çekmeye çalışıyorum. Ama bu işler gerçekten biraz zor yani. Bakalım, ben derinden geldiğince çabalıyorum. Öyle. Beni soracak olursanız bu arada ben bu aralar iyiyim. Bir keyfim yerinde. O yüzden kendime de bugün bunları hatırlatarak dedim hadi Gamze, yapmaman için hiçbir sebep yok. Karamsarlığa düşme. Ne çok konuştum değil mi yine ya? Videonun başında bıdır 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 bıdır. 4 dakikadır konuşuyorum. Neyse. Bu arada fark ettiniz mi? Taşlarımı kestirdim biraz. O gün vlog çekmemiştim. O yüzden kamerayı yanıma almadım. Daha doğrusu bu kadar kestirmeyi umuyordum. Böyle bir anda spontane geçti. Derya ablama gitmiştim. Dedim abla saçlarım ucu çok kötü. Sonra dedi ki biraz fazla alalım Gamzeciğim. Çünkü dedi biraz yıpranmış. Dedim ablacığım haklısın. Bakır saç dostlar saçı çok yoruyor. Evet, şu ağacı artık kuralım. Bu kadar çene çalmak yeter. Ağacı dostlarım şu kısma kuracağım. Çünkü burada priz var. Hemen şuradaki pufları da alacağım. Onları başka bir kenara çekeceğim. Pencerenin önünde yansısın istiyorum. Evet, ağacımız geldi. Bu arada dostlar, bu seneki ağaçlarla ilgili de bir iki Kerem bir şey söylemek istiyorum. Ya bu seneki ağaçlarda bir gariplik yok mu? Bir, inanılmaz pahalılar bence. Yani gereksiz bir fiyat. İkincisi, ağaçlar inanılmaz böyle seyrek. Hiç dalı yok yani. Hiç dalı yok ve 3000-4000 lira olan ağaçlar bile çok bence kalitesiz duruyor. Ben zamanında bunu 2 yıldan almıştım. Ve çok komik bir rakam almıştım yani. O zaman işte 180 santim olan boyunu tercih etmiştim. Ya şimdi diyorum ki hani iyi ki almışım ama bir yatırım gözüyle bakmamıştım yani ağaç en nihayetinde. Şaka gibi ya. Gerçekten malın yatırım olduğu garip bir dönemde yaşıyoruz arkadaşlarım. Hayır, her şey zamlanıyor ama neden üstüne kalitesizleşiyor onu anlamıyorum. Çok sinir bozucu bir şey. Şimdi şu kısım için Hasan'ı çağıracağım. Çünkü bu kısmın sıkılması falan gerekiyor. Ben bunu yapamıyorum. Aşko! Hasan en altı ayarladı. Şimdi ben diğer hemen şeyleri koyup ağacı açmaya başlıyorum. Bu kısımları artık hızlandırılmış izleyeceksiniz canlarım. Ben bunu buna niye sokamadım? Şu geçen sene aldım. Garlandları bu sene ağacın böyle içine dolamak istiyorum. Daha dolgun dursun diye. Bakalım olacak mı istediğim gibi. Evet, aslında işin en zor kısmı olan yaprakları ve dalları açma kısmı bitti. Biraz yoruldum ama olsun. En önemli kısım bu kısım bence. Düzgün açabilmek. Elimden geldiğince açtım. Zaten şimdi buna ışık ve toplar falan girince tabii daha da güzel olacak. Geçen sene aldığım 3 garlantın 3'ünü de ağaca doladım. Ve bence hiçbir şekilde belli olmuyor. Bakın şu mesela garland. O direkt hani aralıkları göstermesi yerine dedim. Daha böyle yeşil yeşil bence durdu ağaç. Daha güzel oldu. Eğer hani bu sene seyreklikten falan çok canı sıkılan varsa bu tarz garlantlar alabilir. Evet. Bir diğer önemli şey de tabii ki de toplar ve süsler. Şurada yıldızlarım var. Şurada sarı toplarım var. Şurada böyle minik kukinalarım var. Ve diğerleri. Hepsi burada. Bunları böyle geçen sene poşetleyip koymuştum. Bence iyi ki de öyle kaldırmışım. Burada da ışıklarımız var. Zaten dostlar meseleyi en çok değiştiren şey ışık. Yani gerçekten istediğiniz renkte, hangi renkte seviyorsanız ışık alabilirsiniz. Ben aslında son yıllarda gün ışığı rengini çok seviyorum. Çok
duruyor ama elimde önceden de renkli ışık seviyordum. Renkli ışıklarım var. O yüzden bir sürpriz yapmak istemedim. Diyorum ki bu sene de yine renkli ışıklı kuralım da belki başka zaman farklı bir şekilde kurarız. Şimdi ilk önce ben ışıkları doluyorum toplardan önce. Çünkü en önemli adımlardan biri bu. Işıkları falan hallettim, yerleştirdim, toplara geçeceğim ama toplarda bu sene denemek istediğim bir teknik var. Bunu bu arada ben kendim bulmadım. Başka bir influencer'da gördüm ve bence güzel oluyordu topların duruşu. Bir deneyeceğim. Bakalım ikisi de güzel olacak mı? Bende eski bir kahverengi kurdale vardı. Ben onunla yapıyorum. Şöyle bir kurdale elde ettim ve denemeye başlıyorum. Evet, şimdi geçirdik. Şöyle geçiriyorum ucunu ve şu şekilde. Şöyle amacımız topları bu şekilde yan yana getirmek. Hadi ben bunları yapayım, en son size göstereceğim. Arkadaşlar bakın bir tanesini yaptım ve o kadar tatlı durdu ki. Şimdi biraz her ne kadar oyalasa da bunu oturup yapacağım. Çünkü şu görüntü çok hoşuma gitti. Bu arada da keyfime diyecek yok. Şöyle burç yorumu açtım. Her sene böyle ağaç falan vesaire süslerken dinliyorum bu tarz şeyleri, seviyorum. Şimdi de dedim rutini ve klasiği bozmayayım. Şimdi size son halini gösteriyorum. Ağacımın dibine özlekten aldım. Kutumun içine battaniyemi koydum ve şöyle kamufle ettim o altındaki demir görünümü. Oraya da böyle kırmızı bir şal atmıştım. Şöyle geyiğimi ve Noel babamı buraya koydum. Ve ağacımın ışıklarını açtım. Bence şu an inanılmaz güzel gözüküyor. Bayıldım. Ya bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? Harika oldu ya. Harika gözüküyor. Gerçekten çok güzel oldu. Çok içime sindi bu seneki süsleme. Bayıldım. Ve evdeki diğer kırlentlerin yanına böyle kırmızı iki tane kırlent ekledim. Bunlar geçen sene de vardı biliyorsunuz. Şöyle bir ledim arttı. Onu da şöyle kenarlarda geçtim. En azından bir ışıltı olsun diye. Mumları şöyle koydum. O dediğim led kısmı burada. Şöyle bir görüntü yaptım. Tepsideki tabii ki de temayı da değiştirdim. Kırmızı narlarımı çıkarttım. Küçük bir cüce var burada. Küçük bir çam ağacı ve küçük bir ev. İstanbul'a gidiyoruz. Tavuklu peynirli poğaça çok seviyorum. Ben şuna istiyorum bir tane. Something so fine. She makes me want to ride home. I'm so proud to call her my own. She's my greatest
kokoburu. Şimdi karar verdim neleri seçtim. Size de göstereyim. Diyorum ki bu sefer bir değişiklik yapayım ve şöyle diyorum Tokyo Drift Roll söyleyeyim. Yine tabii ki de her zaman gibi pişmiş seçeneklerden. Kızarmış somonlu. İşte karides çips gördüm. Diyorum karides çips söyleyeyim. İlk defa karides çips deniyorum. Geldi. Çok güzel gözüküyor. Çok da güzel kokuyor. Karides kokuyor. Bakalım deneyelim. Şişlerim geldi. Çok güzel duruyor. Bunları hemen şimdi hızlıca mideye gömüyorum. Mahşer yerim. Boğazımı sıkma. Yorma kendini. Sen de kocanı öpebilirsin hadi. Kalbimden aşırı yakıştı. Can Aşat'a az önce her zaman yani. Ne oldu kız? Abla? Abla kızdı. Öndeki abiye. Abla öndeki abiye agresif yaptı. Bir de bir şey etti amca. Ha? Ya kocam karını dinleyeceksin bak. Ne anlatıyorsun? Öyle mi? Aferin bakın çok güzel sinemografik hareketler böyle. Evet. Kocam? Bir de sinemografik hareketler yapalım mı? Sinemografik hareketler yapmıyoruz. Yapıyoruz, sinemografik oluyor. Ya bak seni kopartırım suratını. Hadi. Sevimlilik böyle yaparsan fazla. Hiçbiri giremiyoruz, ödemiyoruz. Çok üzülüyorum ya. My valley confirmation.
Biz İstanbul'dan döndük, evimize geldik. Çok güzel birkaç gündü bizim için. Böyle ufak bir iş vesilesiyle gitmiştik. Geri de döndük. Şu an evimizdeyiz. Artık diyorum bu vlogun burada sonuna gelelim. Böyle ufak minnoş tatlı bir yeni yıl videosu olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinize şimdiden iyi seneler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.